Dünyada demokratlar güç kazanmaya devam ediyorlar. Erdoğan'ın dostu Lukashenko demokrasiye yepyeni bir anlam katıyor. Ömür boyu dokunulmazlık. AK Parti'nin ahlakını ve vicdanını temsil eden Özlem Zengin'in erkek kardeşiyle alakalı bir habere yayın yasağı getirildi. O haberi sizinle yayın yasağını delmeden paylaşmaya çalışacağım. Ahlaksızlık, düzenbazlık, hırsızlık, yalancılık ve kötülük onlar hepsini bitirdiler. Yargıtay'ın hukukun üstünlüğünü daha da üstün hale getiren çok önemli kararı sonrasında Türkiye nasıl bir ivme kazandı? Türkiye'de yargı bağımsızlığının ulaştığı seviye Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nasıl telaşlandırdı? Demokrasinin beşiği Türkiye, demokrasinin alameti farikası olan seçimlere hazırlanıyor. Demokrasi şöleni yaklaşıyor. Sevgili izleyenler, Uyur Gezer başlıyor. Önlerine çıkan bütün kirli engellere, dış güçlerin bütün alçakça hamlelerine rağmen dünyadaki demokrat liderler, demokrasi kahramanları demokrasiye yeni anlamlar katmaya devam ediyorlar. Bu konuda Erdoğan'ın en önemli müttefiklerinden, dostlarından, arkadaşlarından, yol arkadaşlarından birisi olan Lukashenko, Belarus'u 30 yıldır demokrasi içinde yöneten o güzel insan demokrasiye yepyeni bir anlam daha ekledi sevgili izleyenler. Ve kendisine Ömür boyu dokunulmazlık getirecek bir yasayı geçirtiyor. Bakın bunu yasayı geçirtmeden de yapabilirdi. Herhangi bir kanun çıkartmadan da yapabilirdi. Ama hukuka ne kadar bağlı bir insan? Gördüğünüz gibi kendisine ömür boyu dokunulmazlık. Peki bunu neden yapıyor? Kendisi için mi yapıyor? Tabii ki hayır. Lukashenko demek milli irade demek. Lukashenko demek ülkenin bekası demek. Lukashenko olmazsa Belarus yıkılabilir. Lukashenko'nun kaderiyle Belarus'un kaderi birbirine eşleştiği için. Ne yapalım kader böyleymiş. Dolayısıyla da Lukashenko kendisine ömür boyu dokunulmazlık getirtmek suretiyle ülkesinin istikbalini garanti altına alıyor sevgili izleyenler. Bununla da kalmıyor. Bakın 30 yıldır ülkeyi demokrasiyle yönetiyor. Nereden biliyoruz? Çünkü seçim var. Seçim yapıyorlar ve seçime muhalefet partileri de katılabiliyorlar. Muhalefet liderleri de propaganda yapabiliyorlar. Evet ama bazı muhalefet liderleri yerli ve milli bir duruş göstermedikleri için doğal olarak hukukun üstünlüğü içerisinde, yargı bağımsızlığı içerisinde yargılanıyorlar ve cezaevine atılıyorlar. Öyle yerli ve milli muhalefet yapmayacaksanız bunu göze alacaksınız. İşte birileri bir daha böyle hata yapmasınlar diye Lukashenko beyefendi bu yasa tasarısına bir de bunu eklemiş. Bazı muhalefet liderlerinin yani yerli ve milli olmayanların yani milli iradeye seçim yoluyla darbe yapmak isteyen muhalefet liderlerinin yani seçimleri kullanarak seçimleri bir kılıf olarak kullanarak seçimleri bahane ederek Lukashenko'nun temsil ettiği milli iradeye ve demokrasiye darbe yapma planı yapan o muhalefet liderlerinin bazılarının da seçime girmesi yasaklanıyor ve böylece demokrasinin en önemli göstergesi olan seçimler Belarus'ta son derece şeffaf, güvenli ve hiçbir endişeye mahal bırakmayacak bir şekilde yapılacak. Kusura bakmayın ama bunu söylemek zorundayım sevgili izleyenler. Tamam, Türkiye olarak çok iyi durumdayız, çok güzel durumdayız, demokrasimiz mükemmel filan ama ben imrendim, ben imrendim. Lukashenko'nun Avrupa'nın ortasında. Avrupa'daki o bağnaz, yobaz, gerici diktatör, otokrat liderlere rağmen demokrasi için direnmesi ve demokrasiyi bu seviyeye getirmesi beni imrendirdi. Ülkemize de nasip olur mu acaba? Türkiye'ye de bir gün böyle bir demokrasi anlayışı gelir mi? Ne diyorsunuz? Ne zaman gelir gelirse? Bakın Lukashenko sonuçta 30 yıldır Demokrasi için mücadele ediyor, devlet başkanlığı yapmak suretiyle cumhurbaşkanımız henüz 21-22 yıldır daha üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. Demek ki bunun dördü var, beşi var. Ne diyorsunuz sevgili izleyenler? Ne diyorsunuz? Türkiye bu seviyeye ne zaman gelir? Gelir mi? Görür müyüz o günleri? He? Ve Adalet ve Kalkınma Partisinin ahlakı, vicdanı, onuru ve şerefini temsil eden Özlem Zengin. Neden böyle söylüyorum? Çünkü o grup başkan vekili. Diyorlar ki bu hanımefendi diyorlar bizi temsil edebilir. Bizim özümüz, sözümüz, karakterimiz, kimliğimiz, kişiliğimiz, onurumuz, haysiyetimiz, ahlakımız, vicdanımız, demokrasi anlayışımız, insan haklarına saygımız bu kadın tarafından, bu hanımefendi tarafından temsil edilebilir deyip grup başkan vekili yapıyorlar. Özlem Zengin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ahlakını temsil ediyor diyebilir miyiz? Rahatlıkla diyebiliriz. Şimdi sevgili izleyenler sosyal medyada bir haber dolaşıyor. Tabii ki bunu televizyonlarda göremezsiniz. Neden? Çünkü yayın yasağı gelmiş. Ben yine bir hataya düşmeyin diye yayın yasağı gelen haberi yayın yasağını çiğnemeden bunu herkes yapamaz biliyorsunuz. Yayın yasağını çiğnemeden size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Özlem Zengin hanımefendinin Erkek kardeşi doktorluk yapıyormuş, eğitimli, kültürlü bir insan, aydın bir karakter, şahsiyet. Özlem Zengin hanımefendinin erkek kardeşi olan bu doktor kardeşi evli bir kadınla Evet devamı yayın yasağına giriyor. Sonra bu evli kadının e, kocası yanında arkadaşları varken bu arkadaşlarından birisi de binbaşı. Polise de haber veriyorlar. İşte bu Özlem Zengin'in erkek kardeşi bu evli kadınla yayın yasağı giren kısmını söyleyemiyorum. İşte sonra gidiyorlar eve giriyorlar. Eve girdiklerinde Özlem Zengin'in erkek kardeşini ve o evli kadını evet devamı yayın yasağına giriyor biliyorsunuz. Sonra işte boşanma davaları filan açılıyor. Sonra o evli kadın işte kendisini Özlem Zengin'in erkek kardeşiyle beraber yayın yasağı geldi. Davalar açılıyor filan. Sonra kadere bakın ki Özlem Zengin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ahlakını temsil ettiği için hemen bu olaya müdahil oluyor ve olayın daha fazla büyüyüp saf zihinleri bulandırmaması için aile müessesemize zarar vermemesi için hassas bir müdahalede bulunuyor ve şerefli bir Türk Sübeyi olan Mehmet Ali Çelebi'yi de yanına almak suretiyle Genelkurmay devamında işte yayın yasağı geldi. Sonra işte o eve gidip evli kadını Özlem Zengin'in erkek kardeşiyle yakala binbaşının ayağına elektronik kelepçe tak yayın yasağı geldi. Eğer bu anlattığıma benzer bir haberle karşılaşırsanız sevgili izleyenler ben tabii yayın yasağına falan çok saygılı olduğum için siz dikkat edin. Başka yerlerde karşılaşırsanız aman yaymayın. Rica ediyorum. Çünkü yayın yasağı geldiyse ne anlıyoruz bu konudan? Şimdi bu habere yayın yasağı geldiğine göre bu nedir? Bu yalandır. Bu iftiradır sevgili izleyenler. Tabii ki bunlar çok kirli, pis, alçakça iftiralardır. Hiç Özlem Zengin denen hanımefendi bakın lütfen. Özlem Zengin denen hanımefendi hiç böyle şeylere karışır mı? Hiç ondan böyle bir ahlak yayın yasağı geldi. Ne kadar şanslıyız, ne kadar bahtiyarız ki on binlerce yıllık insanlık tarihinde gele gele bu döneme denk geldik. Ve dünyanın bambaşka sefil coğrafyalarında doğmak büyümek varken Türkiye gibi bir yerde dünyaya geldik. Yani çok şanslıyız sevgili izleyenler. Dünyada insanlar ne ahlaksızlıklar yapmışlar, ne yalanlar söylemişler, ne hırsızlıklar, ne sahte. İnsanın mayası birazcık bozuk maalesef. Ama bize çok iyisi denk geldi. Bize mükemmeli denk geldi. Yalandan ve ahlaksızlıktan zerre kadar haz etmeyen Cumhurbaşkanımız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da özel desteğiyle çok hassas bir mücadele yürütüyorlar sevgili izleyenler. Bu o kadar hassas bir mücadele ki ülkemizde ahlaksızlık namına hiçbir şey kalmamış gibi hissediyor musunuz siz de? Şöyle bir baktığınızda. Şöyle bir baktığınızda mesela ahlaksız... Yani ben bakamıyorum yani o kadar gözümü alıyor yani o ahlaksızlık olmayınca her şey tertemiz her şey mükemmel hale gelince böyle bakınca böyle insanın bir içi bir hoş oluyor gözünü alıyor bu kadar da temiz bu kadar da mükemmel bu kadar da saf olunmaz çünkü çünkü yalan nedir bilmeyen kötü söz nedir bilmeyen hakaret nedir bilmeyen küfür nedir bilmeyen iftira nedir bilmeyen döneklik geri vites omurgasızlık tükürdüğünü yalamak gibi şeylerden asla haz etmeyen bunlardan münezzeh olan bir insan olarak Erdoğan tabii ki kendi kitlesini de böyle etkiliyor ve olur da bir politikacı hele hele dindar bir politikacı dindarmış gibi görünen bir politikacı bir ahlaksızlık yapsa bir yalan söylese bir rüşvet alsa bir hırsızlık yapsa bir yolsuzluğa bulaşsa filan öyle dindar öyle ahlaklı öyle erdemli bir toplum var ki bir an müsaade etmezler sevgili izleyenler bir an AK Parti mesela hırsızlık yapıyorsa AK Parti'den birileri AK Parti'nin içinden birileri yalan söylüyorsa misal İsrail'e çemkirip çemkirip Filistin davası için nutuk atı batıp sonra da İsrail'le ticaretini sadece bir ay içinde Gazze bombalanırken Kasım ayından Aralık ayına kadar %34,8 artırmış olsa Adalet ve Kalkınma Partisi'ne o oy veren o vicdanlı milyonlarca insan der ki yazıklar olsun size ya. Size lanet olsun siz nasıl yalancı nasıl haysiyetsiz bizi nasıl kandırırsınız ya yazıklar olsun bir de bunun için dini kullanıyorsunuz güzel dinimiz İslam'ı bunun için suistimal ediyorsunuz bizi kandırmak için inançlarımızı kullanıyorsunuz Allah sizin bin türlü belanızı versin der o ahlaklı insanlar. Evet dünkü videoda özellikle söylemiştim. Türkiye bir hukuk devletidir cümlesinden artık vazgeçmeliyiz. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti değildir. Çünkü hukuk kelimesi Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi karşılayamıyor. Hukuk kelimesi anlamı itibariyle Türkiye'deki adaletin mükemmelliğini kapsayamıyor sevgili izleyenler. Başka bir kelimeye ihtiyacımız var demiştim ve sizlerden gelen yorumlara da baktım. Çok iyi fikirler var ama bir kafa karışıklığı olduğunu da seziyorum. Çünkü bu hepimiz için çok yeni bir şey. Yani sonuçta biz bir anda bu noktaya geldik. Hani bazıları diyor ya biz bir günde bu noktaya gelmedik. Hayır biz bir günde bu noktaya geldik sevgili izleyenler. Hiç kimse beklemiyordu. Hiç kimse beklemiyordu. Ben siz bekliyor muydunuz yani Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı kabul etmeyecek, onaylamayacak filan. Mümkün mü sevgili izleyenler? Bu iş devrimdir sevgili izleyenler. Hiç kimsenin beklemediği anda şak diye yargı bağımsızlığında uzaya gittik. Bakın, aya sert iniş yapamamış olabiliriz ama yargı bağımsızlığında şu an Jüpiter civarında bir yerdeyiz. Evet şu an Türkiye'nin yargı bağımsızlığı uzaydan görünebiliyor sevgili izleyenler. Evet o kadar büyük adalet sarayları yaptırdık ki uzaya çıkıp bir baktığınız zaman görüyorsunuz. Diyorsun, orada bir şey var diyor. Orada bir ülke var gözümüzü alıyor yargı bağımsızlığıyla, adalet sistemiyle, insanların yargıya duyduğu güven gözümüzü alıyor dediğini evet. Evet astronotları şaşkına çeviren bir manzara sevgili izleyenler. Elbette bizim bile şaşkınlıkla karşıladığımız, tam olarak anlamlandıramadığımız, adını koyamadığımız, tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız yargıdaki bu mükemmellik durumu dünyada bir ülke var ki orayı çok heyecanlandırdı, telaşlandırdı, bir panik yaptırdı sevgili izleyenler. Evet, dünyanın en demokrat liderlerinden, yargı bağımsızlığına en çok önem veren isimlerinden Kim Jong Un çok telaşlı, tatlı bir telaş var, tatlı bir heyecan var. Uzun zamandır Türkiye'nin Kuzey Kore'yi geçmek için bazı çabaları olduğunu, bazı girişimler olduğunu o da görüyordu. Ama böyle bir rehavet vardı onda. Kimse bizi geçemez, kimse bizi yargı bağımsızlığı konusunda alt edemez diye bir kendine güven gelmişti. Uzun yıllardır liderliğin verdiği, yıllardır hiç kimseye kaptırmadığı o birinciliğin verdiği o rehavet yüzünden kendini bayağı bir salmıştı sevgili izleyenler. Ama, ama Türkiye'de Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını kanuna aykırı bulması, kabul edilemez bulması, Anayasa Mahkemesi üyelerini şikayet etmesi, onlara dava açması falan bunlar görününce onun da üstüne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da uyulmadığını görünce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan ve buna saygı duymayan anayasa mahkemesinin kararlarına da yargıtayın saygı duymadığını görünce yargıtayın kararlarına danıştayın danıştayın kararlarına yerel mahkemelerin yerel mahkemelerin kararlarına başka dedi ki yargı bağımsızlığı budur. İşte bağımsızlık budur zaten. Bir mahkeme diğerine bağımlı olursa öbür mahkeme öbürüne bağımlı olursa Türkiye Avrupa İnsan hakları bu nasıl bir bağımsızlık gerçek bağımsızlık budur diye şu an Kim Jong-un diyor ki Türkiye galiba bizi geçecek. Saygı duyarım diyor saygı duyarım. Sonuçta Türkiye saygı duyduğumuz bir ülke. Erdoğan imrendiğimiz bir lider. Onun adalet anlayışı, onun politika anlayışı, onun dürüstlüğü, onun kitleleri etkileme yeteneği ben her zaman etkilemiştir diyor. Yani ben diyor kitleleri etkilemek için diyor sürekli füze atmam gerekiyor diyor. O sürekli onun diyor bir füze filan atmasına gerek yok diyor. Nutuk atması diyor, nara atması diyor. Ey diye bağırması yetiyor diyor yani. Bu da beni kıskandırıyor diyor Kim Jong Un. Haklı olarak sevgili izleyenler. Tabi bize de bunun haklı ve tatlı gururunu yaşamak düşüyor. Kuzey Kore'yi geride bıraktık diyebilir miyiz? Dünyada demokrasinin beşiği olan, demokrasinin teminatı olan güzel ülkemiz Türkiye yeni bir demokrasi şölenine hazırlanıyor sevgili izleyenler. Yerel seçimler geliyor. Biz seçimleri severiz. Neden? Çünkü seçim demek demokrasi demektir. Demokrasi demek seçim demektir. Demokrasi seçimden ibarettir. Buna hepimiz ikna olmuş durumdayız sevgili izleyenler. Şimdi mesela İstanbul'da belediye başkanlığını kim kazanacak? Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Nasıl olduysa bilmiyoruz. Bilmiyorum bir şeyler döndü orada. Bir şeyler döndü o zarfların içinden bazı oylar bir şeyler oldu. Sonra ikinci seçim yapıldı. İkinci seçimde de babası yaşındaki Binali Yıldırım'a büyük bir saygısızlık yaparak 800 küsür bin oy fark atmak suretiyle yen sana yenme demiyor. Herkes sana yen yenebilirsin demokrasi için ama 800 bin çok ağırdı sevgili izleyenler. Şimdi Binali Yıldırım yaşlı adamdı, tonton adamdı, sevimli bir adamdı. Ekrem İmamoğlu'nun karşısında bu kez öyle kolay bir rakip çıkmayacak sevgili izleyenler kulislerde Murat Kurum ismi konuşuluyor. Murat Kurum kimdir diye düşündüğümüzde tabii ki çok saygı duyduğumuz muteber bir isim çıkıyor. Ali Yerlikaya olabilir mi? Olabilir. Selçuk Bayraktar neden olmasın? Birçok isim var sevgili izleyenler. Çok önemsiyoruz. Mesela ben çok önemsiyorum. Yani yargı konusunda, insan hakları konusunda, adalet konusunda çok çok iyi durumda olduğumuz için doğal olarak onlara hiç bakmamıza bile gerek yok. Seçimlere rahat rahat odaklanabilir. Seçim gündemine yoğunlaşabiliriz sevgili izleyenler. Çok önemli çünkü demokrasi şöleni bu. Evet bu yetmeli hepimize hepimizi tatmin etmeli seçim oluyor olması hala ve gördüğünüz gibi seçime muhalefet adayları da girebiliyor. Evet girebiliyor sevgili izleyenler. Ama hala dediğim gibi bir Lukashenko seviyesinde değiliz. Hala maalesef bir Sisi seviyesinde değiliz. Hala maalesef bir Putin seviyesinde değiliz. Yani demokrasimizi taçlandırmamız lazım ama tabii bunun için de zamana gerek var. Halkın da olgunlaşması gerekiyor. Toplumun da buna hazır olması gerekiyor. Demokrasi bir bilinç ve olgunluk gerektiriyor sevgili izleyenler. Biz de yavaş yavaş pişiyoruz, ısınıyoruz. O bilinç ve o olgunluk seviyesine doğru ilerliyoruz. Alttan ısıtıyorlar demokrasi bilincimizi yavaş yavaş. Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.